Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışlı köyünde yaşayan ev hanımı 37 yaşındaki Zekiye Odabaşı 5 yıl önce devletten aldığı destekle 2 büyükbaş hayvan aldı. Hayvanların yemlenmesinden aşılanmasına kadar bütün işlerle kendisi ilgilenen Odabaşı zamanla hayvanlarını çoğalttı. Çevresinde erkek işi yapamazsın, uğraşma diyenlere de aldırış etmeyen genç kadın kendi işinin patronu oldu. Hayvanlardan kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağlayan ve çocuklarının eğitimini üstlenen Zekiye Odabaşı işine adeta aşık olduğunu söyledi. Odabaşı kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini ifade etti. Erkek işi yapamazsın, uğraşma, şudur, budur diye yani söyleyenler oldu ama ben kimseyi dinlemedim. Ben bu işi yapacağım dedim, kendimce inandım. İnandığım yolda da yürüdüm, Allah utandırmadı. Hayvancılıkla uğraşan Zekiye Odabaşı işine aşık olduğunu belirterek aldığı destekle nasıl bu işe başladığını anlattı. 5 yıl önce ev hanımıydım. 2016 senesinde Genç Çiftçi Projesi diye bir proje açılmış, onun duyumunu aldım. Gittim başvuru yaptım, onun için de kurs gerekiyordu, kursuma gittim. Onu da başarıyla bitirdim. Allah da nasip etti, çok şükür 30 bin lira hibemi aldım. Ve ondan sürekli devam ettirdim. Ona 2 tane inek aldım, 2 ineğim 3 tane oldu, 3 ineğim 5 tane oldu, 5 ineğim 8 tane oldu derken bu şekilde bir zincirin halkası gibi çoğalttı. Odabaşı, ben bu işi yapacağım dedim. Kendimce inandım. İnandığım yolda da yürüdüm. Rabbim utandırmadı dedi. Biraz belki acaba zorlanır mıyım? Hayvan uğraşmak zor. Hani bilmediğim bir iş olduğu için illa tedirginlik yaşadım. Ama içine girdikçe o kadar sevdim, o kadar ya işime aşık oldum açıkçası. Anlatamam, gerçekten kelimeler yetmez. Doğan buzağlar mesela evlatlarım gibi gördüm. Hayvanlara böyle sevgiyle yaklaştım. Bir değneği elime alıp da vuruyum, yerine gelsin. Hayvanlar da zaten böyle insan gibi, sanki bir canlı gibi yerini biliyor, sağım saatini biliyor, yem saatini biliyor. O saatte kalkıp beni bekliyor. Yani işime aşık oldum. Zekiye Odabaşı'nın annesi Türkan Parlaksa, kızım bundan 5 sene evvel ev hanımıydı. Hiçbir işle uğraşmazdı. Sonra hibeyi aldı ve bu işe heveslendi. Bu işi başarmak istedi. Onun aşkıyla çok şükür Rabbime durumu iyi. Evini yaptırdı, çocuklarını okutuyor. Gurur duyuyorum dedi. Kızım bundan 5 sene evvel ev hanımıydı. Hiçbir işle uğraşmazdı. Sonradan hibeyi alışın bu işe heveslendi. Bu işi başarmak istedi. İçinden de geldi. Onun aşkıyla çok şükür Allah'ıma. İyi, durumu da iyi. Evini de düzeltti. Çocuklarını da okutuyor. Çok şükür Allah'ıma. Daha ne diyeyim? Gurur duyuyorum. Hem de nasıl gurur duyuyorum? Herkesin bir il olmasını isterim.